Bir altın fiyatına bakalım. Dün yükseliş vardı. 2500'den 2600'e. Dolar endeksi biraz zayıfladı ya. Onun etkisi vardı. Biraz dedik zaten, bu bir şey demedik. Seslendirdim. 107'lere falan gitmişti ya güçlü dolar. Şimdi bak tekrardan 2530 seviyelerine bile düşmedi. 2560'lardan şey yaptı, toparlandı. Önceki 2016 Trump döneminde de aynı şey vardı zaten. %12 bu düştü, %13 gümüş düştüler. Sonra bir daha o fiyatları görmedi altın. Ki o zamanki dönem de şu zamanki dönemi de pek kıyaslamak da zor. Çünkü Amerika'nın borçluluğu daha fazla, tahvil arzını daha fazla görüyoruz. Geçen Eylül ayı itibariyle baktığımızda Fed faiz indirdiğinde tahvil faizleri de altında, pardon, dolar endeksi de altında düz bir çizgide ilerlediler. Orada ne dedik? Tahvil faizine göre bu lokasyon yapıldı. O dönemden bugüne de tahvil faizi 90 puan arttı. İşlem tamamlandı mı? Geri çekilmesi biraz tamamlanmış gözüküyor. Köpüğünü aldılar. Yani son dönemde biraz köpük diye bakarız. Köpüğünü aldılar. Bundan sonra JP Morgan'da galiba 3000 hedef veriyor. Rahat bir şekilde bence yoluna devam eder. Hele bu şeyden Old sonra... Hepsi diyor ya 3000 sonra, dolar artık. 3000 dolar hepsi diyor. Ama bak şimdi şey vardı, güçlü dolar olduğu zaman altını tutmana gerek yok. Buradaki hikaye şeye döndü. Trump'ın şeylerinin tarifelerine getireceği belirsizlik, ondan sonra Amerikan borçlanmasının bu yüksek maliyeti nasıl kaldıracağı, onun yarattığı belirsizlik. Bu iki belirsizlik yanı sen gittin bir de jeopolitiği koydun. Full belirsizlikten yararlanır. Yani gayet son derece normal. Ve dediğim gibi şeyde de Ekim ayında da altın ETF'lerine iyi para girdi. Yani onlar net çıkmadılar da. O yüzden o düşüş köpük olarak bakılır. Ve dediğim gibi bir 2016 dönemindeki gibi olmuş olsa %12'lik bir düşüş gerektiriyor. O zaman da sana 2430'lar seviyesine geliyor. Öyle bir seviyeyi görmedik biz. Mesela bu gelişmelerle 2700 doların üzerine kendisini atsa ve tansiyon biraz şey daha hareket olsa, kimse hiçbir şey diyemez. Değil mi? Ve şeye baktığında güçlü bir duruş olur mu yani altına? Şu anda da güçlü duruş var. Yani bunu 6 aylık ya da yılbaşından bir yana verdi. Bu zaten bir şeylikmiş. Yıllık. Bir yıllıkmış. Şimdi bak iki tane mavi alt tarafa geldiğinde 2650 çizgisine denk gelir aşağı yukarı. Tam oradan döndü ama başladığı, çıkışa başladığı yer neresi? Net olarak yatay bant üzerinden gidersek 2300 ile 2200 aralığında bir yer. Yani çizgi olarak Temmuz diyelim ona biz. Temmuz'da bir çıkış var ya, ondan sonra üste ata ata gidiyor. Doğru. Tamam işte hikaye. Ve burada Çin daha almadı. Yani işin bir de o tarafı var. Bu Çinliler düşecek diye bekliyorlardı. Yeni savaş Amerika-Çin ticaret savaşı üzerinden gittiğinde tahvil yerine bundan yükleneceksin. Hele o yetki verildikten sonra diyorum ya, ben direkt altın alırım yani, şey yapmam. O yüzden de bizim bu düşüşler alım fırsatıdır hikayesi ve altın fonuna tekrardan girin. Yani Trump gelecekse bir gün öncesinden falan realize olman gerekiyor. Ya da iki gün öncesinden realize olacaksın ki fonda artı iki takası var. Hı hı. Al şimdi buralardan, problem değil. Fonda bu... ayda bir kez değiştiremiyorlar mı abi? Aynı ay içerisinde. Yok, ben TEFAS için. O senin dediğin BES için. Yani ben BES'te istediğim zaman şey, BES haricinde TEFAS'tan istediğim zaman yapayım. Sadece artı ikiyi bekleyeceğim. Yani para artı iki de bana geçiyor. Tamam, onu Trump'ın geleceği ne zamandı? Çarşamba mı bunların seçimleri oldu? Evet. Çarşamba, sen onu salı gününden bırak, perşembe günü paran gelir, düştü, tamam al oradan tekrar yerine koy. Bu kadar jeopolitik risk içerisinde altının geri çekilmesi biraz boş bir şey olur. Daha Trump'tan da ses çıkmadı. Belki ondan da körükleyecek bir açıklama gelebilir sonuç itibariyle. Ya şeyi sordular. Tarzı onu, biraz onu, değişik onu. Onu bilmiyorum, kurcalayamadım da, vaktim olmadı. Yani niye 20 Ocak'ta seçimi kazandı, niye 2 ay bekliyorlar? Hep böyleydi. Tamam, niye bekliyorlar? Şu an ama biraz daha hani yetiş Trump gibi bir durum ortaya çıktı. Hikaye dediğin gibi ona döndü. Yetiş Trump, yoksa bunlar bir sürü şey imzalayacaklar. Sen başkan olamayacak, oturamayacaksın oraya. Yani niye hikaye bekleniyor? Yalnız geçen şey hafta Beyaz Saray'da Biden ben sorun çıkarmayacağım dedi. Allah'tan attı çıkarmayacağım. Attı imzayı. Ya en büyük sorunu bıraktı oraya. Çünkü Rus tarafına söyle net cevap var. Basarım diyor tuşa. Yani hiç şey olmaz diyor. Hadi buyur o zaman. Üçüncü Dünya Savaşı üzerinden mi olacak? Dördüncü Dünya Savaşı olmayacak diyorlar zaten. Bir şey kalmayacak. Bir şey kalmayacak. Şimdi böyle baktığında da bunu niye şey yaparsa ki, içine saldırmak ayrı bir hikaye. Trump'ta ne diyordu? Belirli bir toprak vereceksin. O toprak karşılığında bu kapanacak. Zelenski buna %100 karşıydı. O ayrı. Ama sonuçta Trump'tan bahsediyoruz. Senato'yu da ele geçirmiş. Biz Trump'tan bahsediyoruz.
Ya sonuçta sana düzenli olarak para veren bir ülkeden bahsediyorsun. Yani tek düzenli para veren Amerika. Dolayısıyla o kadar bir sonuçlanma konusunda bir taraf adım atacağım, 24 saatte bitiririm, hadi bir haftada, bir ayda bitiririm diyor. İddialı bir şekilde konuşuyor. Hala devam ediyor o şekilde konuşmaya. Bak Gazze için bunu kullanmıyor. Orası için bu cümleyi kullanıyor. Ve sen diyorsun ki Rusya'nın içini vurabilirsin. Şöyle bir ekste paylaşımda bulunmuştu Gazze içinde. Seçimden iki gün önce Amerikalılar sandığa gelin, Müslümanlar sandığa gelin, Türkler sandığa gelin. Aldı eğer oylarını. Gazze'deki savaş bitsin istiyorsanız Kamala çığırtkanlığına oy vermeyin. Tamam. Onda da yani ufak da olsa öyle bir paylaşım vardı. Tamam, öyle bir paylaşım vardı. Ama öyle sesli bir şekilde zikretmedi. Aldı mı oyları? Aldı. Çünkü şeyde var, Latinlerden de oy almış. Zencilerden de oy almış. Şimdi böyle baktığın zaman diyorsun ki söylem güzel. Ondan sonraki eyleme bak. Ondan sonraki eylemde tam döndü. O konuda tam dönüş yaptı. Yani bunu kimden beklersin? Kamala Harris'ten bekleyebilirdin. Eşinden dolayı. Fazla olmasa bile eşinden dolayı bekleyebilirdin. Ama Trump tarafında bu kadar net dönüşü beklemezdin. Son derece net döndü. Ama geçmiş, hep diyoruz ya, geçmişe bakıp ders alman gerekiyor. Geçmişte Kudüs'ü başkenti ilan eden kim? Trump başkenti ilan etti. Kudüs başkentidir dedi. İsrail'in %100 yanındayım dedi. Şimdi de aynı şekilde davranıyor. Ama senin dediğin gibi seçimden önce öyle cümle kullanmıyor. Şimdi ne olacak da bitecek? Yani o topraklar verilecek de mi bitecek? Verilmeden mi bitecek? İsrail'e operasyona devam ettiği müdahale edeceğin de mi bitecek? Yoksa durun durduğunuz yerde... Nasıl bitti önemli zaten. Nasıl bitti önemli. Kristini tanımazsan biter, her şekilde biter yani. İşte o tarafı ama, söylemiyor. Ama zaten... Ama baktığında nasıl biz dış ticaret politikasında rotamızı zikzak şeklinde yapıyoruz. Her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar da o yönde pek etrafa ulaşma niyetinde değiller. Ya benim dediğimi yaparsın ya da benim dediğimi yaparsın hikayesinden gidiyor. Ve onların dediği genel anlam itibariyle dünyanın karşı çıktığı sözel olarak, eylem olarak bir şey yapmadı. Söz olarak herkes karşı. Sözde karşı. Peki böyle bir ortamda risklerin yeniden, tansiyonun yeniden yükselebilme olasılığı yüksek olan bir ortamda yatırımcı %100 yatırımlarda olması gerekiyor mu? Enstrümanlarda olmalı mı? Yoksa biraz itidalli mi davranmalı? Nasıl yönetmeli kendisi? Vay, şimdi riskten bahsediyoruz değil mi? Çok rahat bir şekilde altın fonu, altın S1 fark etmiyor. Altını bir enstrüman alırım. Onda bir derdim yok. Amerikan pazarına yönelik olarak Trump'ın altyapı hizmetleri ve fosil, yani o yüzden de geçen hafta şey vardı. Azerbaycan'daydı galiba. İklim zirvesi mi vardı? Bakü'de. G20'de de bu konuşuldu. Şimdi G20'de bu konuşuldu da fosilciyi bakan atadı. Enerji Bakanı olarak atadı, açıkladı. Yani daha ne desin ki? Yani sonuç itibariyle... Hamleleriyle söylüyor diyor. Söylüyor yani ne olacağını ben size söylüyorum diyor. Yani bunu iş olsun diye mi atadı? Yani beni oraya koyup da tutup şey mi diyeceksin? Kadın ve aileden sorumlu bakan mı diyeceksin bana? Bana vereceğim bakanlık bellidir. Koyduğun zaman o şey çıkar. Bunda da benzer şekilde koydu oraya, bitti. Dışişleri ve ulusal güvenliğe koyduğunda da hani diyordum ya Trump'ı biz niye kutladık sağlamasını ki? Sağlamasını da yapıyormuş abi. Diyormuş ki 3 ay 5 ay sonra bu düşünceden sapmayacaksın ona göre. Onu da teyit ediyormuş. Şimdi hikayede ne var? Hem dışişleri hem de şey için, savunma için Türkiye karşıtını koydu. Net karşıtını koydu. Ya öyle değil diyecek de değil. Net üzerine atarsın. Karşıt. Şimdi o karşıtları koydun. İşte bu şeyde açıklamaları etap görürüz yeni bakanlardan. Bakalım nasıl ticaret olacak. O 100 milyarlık ticaret hacmi artı Çin'e ambargo hikayesinde %60 gümrük vergisi verildiği zaman Avrupa Birliği'nin Almanya başta olmak üzere şu anda ne diyor? Amerika kendi ülkesine sokmazsa o malları bizim bu ülkeye gelecek. Daha yeni vergi koydum. Bir vergi daha mı koyacaksın? Koymak zorunda kalacaksın. Yoksa gördük işte otomotiv sanayileri can çekişiyor. Büyümeleri Çin'den olumsuz etkiliyor. Buradaki ben Türkiye oluyor. Ben ne yapacağım? Adamlar bana da gelecekler. O zaman biz bu yatırım şartlarını daha güçlü kılarak yapmamız gerekiyor. Yani şey işte araba firmasına verdik, fiyatını beğenmedik ya, o kadar indirim verdik sana, doğru düzgün indirim çıkmadı. Daha güçlü bir şekilde know-how teknolojisini de alarak, çünkü Çinliler öyle yaptı, çünkü Vietnam öyle yaptı. Sadece alarak değil, dedi ki yetiştir, bunu ben de yapacağım. Biz aldık, bizim Türkler de çalıştı yetiştirme. Şimdi ne oldu? Çin her tarafa kafa tutuyor. Vietnam'da bizi karşılaştırıyorlar.
katma değeri yüksek ürünler konusunda açık ara öndeler. Şimdi bakıyorsun Vietnam dediğin zaman bizde herkes şöyle bir gülümsemeye geçer. Ha, Vietnam şey gibi bu. Fenerbahçe'ye işte adını duymadığımız bir tane takım çıktı. Galatasaray'a adını duymadığımız bir takım çıktığında böyle gülüyorsun. Maç sonucuna bakıyorsun. Bunlar ne top oynuyorlarmış diyorsun. Bu da aynı şey. Vietnam dedi. Ya Vietnam'da ne var ya? Ne var değil. Seni geçti mi hacim olarak? Aynıydın. Geçti. Niye geçti? Aldı, kullandı, öğrendi, devam ettiriyor. Hikayeyi bu şekilde kurgularsak, güçlü bir şekilde kurgularsak, sözde değil, o zaman işin rengi değişir. Yapay zeka konusunda biz ne adım atıyoruz mesela? Herkes yapay zeka üzerine gidiyor. Yapay zekanın iki versiyonu var. İstihdam tarafını ne yapacaksın? O tarafa Amerika çalışıyor. Avrupa'nın milli geliri güçlü çalışıyor. Senin milli gelirin güçlü mü? Sen de alacaksın bir süre sonra. Bunu otomasyonda, otomotiv sektöründe gördük. Fabrikalarca binlerce kişi çalışırken bir anda 300-500 kişiyle götürür hale geldin. Gidiyor. Beyaz eşya sektöründe 10-15 tane personelle aynı işi yapabiliyorsun. Çünkü makine yapıyor. Sana ihtiyacın yok ki. Yapay zeka üzerine baktığında da yani her şey burada çok değişik mutlara gidiyor. Senin o tarafa atlaman gerekiyor.